Herkes fay üstadı oldu. O fay mı kırılacak, bu fay mı kırılacak? Hangi fay nereden geçiyor? Böyle sözler. Halbuki bu konular akademik dünyanın işi. Akademisyenler bunları televizyonlarda, medya önünde konuşacağına bilim dünyasında konuşurlar, yazarlar, çizerler. İnsanlar da öğrenir. Yani halk olarak bizim o ayrıntıda bir şey bilmemize de gerek yok. 6 Şubat'tan sonra bizim tek çözümümüz var. Deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak. Yerleşim alanları derken ölçekten bağımsız söylüyorum. Köy ise deprem dirençli köyler oluşturmak. Eğer kaza ise deprem dirençli kazaları oluşturmak. Şehirse deprem dirençli kentler oluşturmak. Bundan sonra bunun mücadelesini vereceğim. İnsanlarımızı da bu konuda mümkünse seferber edip el birliğiyle bizi yönetenlere bu ülkenin bir numaralı gerçeğini anlatacağız. Şimdi bunu niye söylüyorum? 6 Şubat depremleri öyle asrın felaketi falan, onları fazla ciddiye almayın. Bu asırda çok daha büyük felaketler oldu. Bu deprem bağıra bağıra gelen bir deprem. Ben geliyorum dedi. Hiç kendini gizlemedi. Hiç kimseyi gafil avlamadı. Aniden birdenbire gelip de vurmadı. Biz bu depremin geleceğini yıllardır söyleyip duruyoruz. Elazığ'da, Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da defalarca böyle burada yaptığım gibi kongreler verdim. Ve orada böyle masaları yumrukluyordum. Vali, belediye başkanları oturuyorlardı. Deprem geliyor, deprem hazırlık yapın diye. Beni alkışlıyorlardı böyle film starı gibi. Bravo, yaşa maşa. Hiçbir şey yok. Ne halk duydu, ne yöneticiler duydu. Ne yerel yönetim, ne merkezi yönetim. Şimdi böyle bir deprem geldi, oldu, bitti. On binlerce insanımız gitti. On binlerce insanımız. Daha cesetleri soğumadan unutuldu gitti. Kader değildir. Asla değildir. Bizim dinimizde kader, bütün bilimin gereğini yaparsın, bütün elinden gelen her şeyi yaparsın, ondan sonra o işi Allah'a bırakırsın. Önlemini almadan, gereğini yapmadan bu kaderdir, bu olacaksa olur demek, dinimizi de dediğim gibi kendi çıkarlarımız için yanlış uğruna kullanmak anlamına gelir. Depremler oluyor. Dünyanın en fazla depremde aktif olan zonları bunlar. Depremin büyüklüğüne bakın. Büyük depremleri seçtik tabii. Yani öyle 3'tü, 4'tü, 2'ydi, onlarla uğraşmayacağız yani. Hatta 5 de önemli değil. Şimdi dikkat ederseniz 6 ve üstündeki depremler, bakın, kale açıkları Antalya, Akdeniz, Halıcılar, Burdur, Ayvalık, Denizli, Akdeniz, Muğla, işte Muğla, Uşak, Akdeniz, Muğla, görüyor musunuz? Afyon, Karahisar, Muğla, Deniz, Akdeniz. Hiçbir yere Antalya yazmadık bakın. Antalya doğrudan doğruya bizzat kendisinin Antalya'yı vuracağı fay yok. Ama komşularının depremini sürekli hissedecek. Ondan da kaçamazsınız. Yani hayırlı komşu edinmemişsiniz. Yani komşularınız size dert açabilir. Ve bu dert de önemli olabilir. Dediğim gibi demin 100 kilometre çapında dairenin içerisinde kalan yerleriniz etkilenir. Dairenin merkezine yaklaştıkça da bu etki daha fazla olur. Şimdi öyle olunca
Sayın Belediye Başkanımızın ben burada olmasını isterdim. Belki televizyondan benim bu sesimi duyar. Benim bu söylediklerim, yani Antalya bir deprem kentidir. Ama doğrudan doğruya üzerinde oturduğu aktif bir fay yoktur. Kent sınırları içerisinde böyle bir sorun yok. Ama kenti çevreleyen alanlarda altı ve üzeri depremler üretecek bir bölgenin içindedir. Ve dolayısıyla bu komşularda olabilecek büyük depremler Antalya'ya ciddi hasarlar verebilir. Böyle sürerler, birdenbire hop derler, atı durdurlar, at böyle durur. Emin olun, es dalgaları bu zemine girdiği zaman aynen aniden gemi çekilen atlar gibi böyle durur, yavaşlar. Aynı zamanda heyelanları tetikler, heyelanları. Ve sizin bölgenizde heyelan yapmaya kimi yerlerde müsaittir? Çünkü ne kadar şev varsa, kayalık hariç, ama litolojisi uygunsa heyelan yapar. Yani o da önemli depremde. Tsunami, burada tsunami olur. Özellikle güneydeki Helen Kıbrıs yayında dalma batma zonları en büyük dünyada tsunami üreten deprem zonlarıdır. Dolayısıyla her zaman için Antalya tsunamiye her an maruz kalabilir büyük depremde. Tabii tsunaminin etkisi deniz seviyesinden itibaren çok yüksekteyseniz tsunami zaten gelmez. Ama tsunami dalgalarının boyu 10 metreyi bulduğunu düşünün. O zaman 10 metre deniz seviyesinden aşağıda olan her yeri bir sefer tsunami dalgaları kapatır, bitirir. O nedenle sizin bu Antalya'da deprem önlemleri de alırken tsunami tabelaları koyarak tsunami'nin nerelerde etkin olabileceğini de belirtmeniz şarttır. Yani özellikle belediye olarak tabii. Onun için dedim belediye başkanımız burada olsaydı. Dedim, o halk ne yapar yapar alttan girer, üstten çıkar, kulaktan girer, burundan çıkar. Oradaki siyasetçileri, belediye başkanını